Merhaba arkadaşlar, yanımda Ege var. Ege var diyorum ya. Merhaba arkadaşlar, yanımda Pedin var. Aurora Fenerbahçe maçından sonra güzel bir röportaj yapacağız. Çok heyecanlı ve manyak bir maçtı. Ben bile heyecanlandım yani uzun zamandan sonra. Peki ilk oyunun maçlarında bayağı zorlandın. Bollu geldi, double kill aldı alt koridorda falan. Wendell Boyntledi, early'de. Hani hiç böyle kaybedeceğini hissettin mi oyunun başında? Lan bu oyun gitti falan. Yani bir early'de bayağı killerdik aslında. Biz bot lane'de direkt 0-2-0-2 oynuyorduk. Wendell'ler de klasik hareketlerinden yaptılar. Ha, hiç yani, şaşırtmadı kardeşim. Aynen. Neyse dedik devam edelim falan. Ondan sonra oyun uzadı birazcık. Uzattık oyunu falan. Ben itemlarımı aldım. Birazcık tuttuk oyunu. Ondan sonra bir neş yapalım dedik. İki kişi. Adamlar intledi bir tam kençle. Hades ulti, midi ultiyi koydu Rexha'yla. Direkt öldüler. Rakanlar kendine öyle bir şey yapıyorlar. Onu da bilmiyorum. Neyse. Adamlar intledi. Neş'e girdik. Sonra neşte insanlar biri nara vuruyor. Biri kim var karşıda? Başka bir Kassu'ya vuruyor. Biri ama neşe vuruyor. Ontara dördünüzü duvara mı ne vurmuştuk abi? Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Beni vurmadı. Ben hatırlamıyorum. İşte sonra hepimiz öldük falan. Tristan'a Quadra aldı, bir şeyler oldu. Dedim bitti oyun. Buradan sonra kazanamayız ama kazandık niyeyse ben de bilmiyorum. Bayağı kötü oynadılar. Peki benim aklımda bir soru var. Şimdi Medli'de üstünde 8000 altın varken Ontara'da 16000 altın vardı. Sen bunu dolar kuruna, TL kuruna falan mı bağlıyorsun? Şimdi Medli TL ile çalışıyor, Ontara dolarla çalışıyor diye mi o kadar fark oldu? Abi lan normal yani. Adam Medli, diğeri Ontara. Adam alıyor oradan kaç milyon dolarlar. Medli alıyor oradan. Askeri maaş. O altın farkını normal buluyorsun. Peki abi genel olarak oyunun Eren çok güzel oynamaya başladı son 2 haftada falan. Hani kaybetseniz bile evde. Lan öyle değil mi? Dışarıdan öyle gözüküyor işte. Ay başta tamam Roam'da falan sıkıntı yaşadı da. Yani Korki'yle falan seninle birlikte iş yaptı oyunun ilerleyen safhalarında. Genel olarak ne diyorsun? Playoff'larda ne yapmayı planlıyorsunuz? Yine yarı final Aurora'sı mı göreceğiz? Yani şimdi sıralamaya bağlı tabii ilk önce. Kiminle eşleşeceğiz vesaire. Yani biz Fenerbahçe veya Beşiktaş'la eşleşmek istiyoruz çeyrek finalde. Onları daha rahat yenebileceğimizi düşünüyoruz. Royal ve Galatasaray'dan biraz... Pardon kim? Galatasaray değil. Royal Sub Galatasaray var. Galatasaray ikinci değil mi? Şu an ikinci ama bugün Sub yenerse Sub'un hala ikincilik şansı var. İkinci bitirecek. Yani Fenerbahçe veya Beşiktaş istiyoruz yani öyle diyeyim. Onları yenebileceğimizi düşünüyoruz. Peki bu takımca Nusret'te paylaşılan fotoğraftan sonra 4 oyun üst üste kaybettiniz. Bunun böyle bir Nusret'le alakası var mı yoksa takım bir rahatlamaya mı girdi? 4 oyun değil la, 2 oyun değil mi? Bilmiyorum, bayağı kaybettiniz. 3 oyun geçen falan hafta, kaybettiniz. Geçen hafta Galacticos artı Royal'e kaybettik. Aynen. Heh. Yani Galacticos oyununda neler oldu hatırlamıyorum. Şanssızlık vardır büyük ihtimal. Yoksa inerdik. Hatta Galacticos yansıyacak şu an ikinciliğe oynuyorduk büyük ihtimal. O bayağı kötü oldu aslında, etkiledi takımı ama yapacak bir şey yok. Nusret'e girince rahatlama geliyormuş demek ki, bir daha gitmeyeceğiz. Peki abi takımda şu an hani ne eksik? Mojito gidip ölüyor mesela, durduramıyorsunuz. Bu konu hakkında yapmak istediğin bir şey var mı? Hani bir plan falan. Hani Wendell Bo da koşup ölüyor. Ama sinerjiniz var abi. Ölme sinerjiniz var. Ölüp kesiyorsunuz adamları sonra. Bu ne olacak böyle? Abi ölelim ama keselim de. Ben kestikçe zaten late'de taşırım. Killeri sal bana taşıyayım. Peki sana garip bir istatistik vereceğim. Takım olarak 170 kere adam öldürmüşsünüz. 250 kere ölmüşsünüz abi. 250 kere ölüp oyun kazanmışsınız oğlum, helal olsun ya vallahi. Bak hani bu istatistiği biliyor muydun? Görmüştüm galiba, en çok ölen takım olduğumuzu biliyordum da 250-170. Yani nasıl kazanıyoruz oyunları ben de bilmiyorum o zaman. Abi Türkiye'de işte Fiesta'ya ayak uyduramıyor takımlar. Sizin Fiesta ya, bayağı eğlenceli. Biz kaybedince çok hardcore kaybediyoruz. Direkt snowball'la hani Royal falan direkt snowball'la oyun mesela ama yenince de böyle ortalama killerle falan olduğu için büyük ihtimal o yüzdendir. Peki abi ben çok teşekkür ediyorum sana röportaj için. Çeyrek finallerde başarılar diliyorum kardeşime. İnşallah Royal'le karşılaşmazsınız. Ne diyeyim, görüşürüz arkadaşlar.